Sayın Rektör Hocam, Sayın Dekan Hocam, Sayın Enstitülerin çok değerli hocalar ve sevgili öğrenci arkadaşlar, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Rektör Hocamızın inisiyatifiyle başlattığımız bu proje yazma ve yönetme dersi en baştan öğrenciler akademik hayata başladıkları zaman bu kültürü, bu disiplini öğrenmeleri gerektiği konusunda bize verdiği önem doğrusunda bütün dört enstitü olarak bu yayından itibaren başlattığımız bir uygulama. Proje yönetme ve proje yazma dersi. Bu dersi ortak ders olarak her enstitü kendi çapında içerikleri kendi özelliklerine göre hazırlayarak bu dersi verebilecek en iyi hocaları tespit ederek bu yayından itibaren bu dersi vermeye başladık. Sizler de bu derslere kaydoldunuz. Bu derslerde birkaç tane hocamız sizlere önce genel bilgileri anlattık. Ondan sonra birebir hocalarımızla birlikte bir proje örneği yazarak doktorayı yüksek lisansı bitirmeden önce proje yazmanın, kurumlara, diğer kurumlara proje sunmanın gerekli bilgilerini elde edeceksiniz. Bu konuda ders veren hocalarımız benim enstitümde Türkçe anabilim, Türkçe eğitim veren anabilim dallarına 3 hocamız, İngilizce eğitim veren anabilim dallarına da diğer 3 hocamız veriyor. Sanıyorum diğer enstitülerde aynı şekilde uygulama var. Bu dersin kapsamında bugün bize fon kaynaklarını, uluslar ve uluslararası fon kaynakları hakkında bilgi verecek hocalarımız burada. Tuğba Uçman hocamız ve ismini hatırlayalım, Ceren hocamız. Sizlere şu an bilgi verecek. Ben kendilerini takip ediyorum. Bu çok önemli ders için de rektör hocamıza teşekkür ediyorum. Sizleri çok önemli bilgilerle donatacağını düşünüyoruz. Hocam buyurun. Mehmet hocamıza çok teşekkür ediyoruz ama rektör hocamız burada. İsterseniz birazcık üniversitemizin değişen araştırma vizyonuyla ilgili bu dersin önemiyle ilgili kendisinden birkaç cümle alalım. Sonrasında dersimize başlayacağız. Buyurun hocam lütfen. Sevgili arkadaşlar hoş geldiniz. Selamlar, sevgili hocalarım, size hoş geldiniz. Bugün önemli bir gün benim açımdan. Bir yılı az geçtik bu görev başlayalı, rektör görevine. Sürdürülebilir bir üniversite ve sürdürülebilir bir Türkiye açısından projeci olmak, proje üretebilmek oldukça önemli. Proje mantığının altında şu yatar. Ne yapacağınızı doğru düz ifade edersiniz kağıt üzerinde. Orada herhangi bir açık yoktur. Ve bu da bir başka kurum tarafından kabul görüyorsa bunu gerçekten doğru yapmışsınız demektir. Ve bunun başarıya ulaşma olasılığı yüksektir. Ve projelerin çoğu sonucunda somut bir ürün ortaya çıkar. Artık değişen dünyada biz de Türkiye olarak somut ürünlere ihtiyacımız var. Milli ürünlere ihtiyacımız var. Dışa bağımlılıktan kurtulmamız lazım. Bu yüzden sadece makale için araştırma yapmak değil, bizzat bilgilerimizi ürüne dönüştürmek için de bir şeyler yapmamız lazım. Ben de bu işin ancak projecilikle geçtiğine inandığım için bu konuda ciddi adım atılması gerektiğini düşündüm. Geçen yıl ekiplerimizle beraber biz bu konuda çok eğitimler verdik. İşte Tuğba Hanım'la, Ceren Hanım'la çok uğraştılar. Başka ekipte çok daha kişiler var aslında burada. Hani adlarını sayamayacağım. Çok daha büyük bir ekibiz şu anda. Ciddi eğitimler verdik ve buna vermeye devam ediyoruz. Ama bu eğitimlerimizi artı olarak öğretim görevlerimize, öğretim üyelerimize verdik. Ve onlardan bir şeyler yapmalarını istedik. Ve geçtiğimiz yılda da hemen sonuçları aldık. Ciddi bir yükselme yaşadık proje açısından. 1001 proje açısından baktığımız zaman 60'lı sıralarda 10'lu sıralara kadar yükselebildik. İlk defa, ilk açıklamada bu kadar sayıda projemiz kabul gördü. Ve ben birçok projede, sunulan birçok projede sınırdan döndüğünü düşünüyorum. Onları iyileştirmek için de Muğla Üniversitesi Koordinasyon Merkezi'ni kurduk. Orada projeleri ön denetlemeden geçiriyoruz. Hocalarımızı o projeleri alıp daha önce iyi proje yapan hocalara verip onlara bunlara bakmasını istiyoruz.
bu dış kurumlara gitmeden önce kendi içimizde bu değerlendirmeyi yapıp projeleri olgunlaştırıyoruz. Bu işe yaradı. Özellikle koordinasyon merkezine geçen 11 projenin 5'inin başarılı olduğunu gördük. Bu normalde buradan geçmeden %10-15 arası bu oran. Dolayısıyla proje yazmayı bilmek, üstü proje yazmak oldukça önemli proje kazanmak açısından. Ve geçen yıl bana göre çok başarılı bir yıldı, sıçrama yapmıştık. Ama bu sıçramadan sonra yükselmek gerçekten zor olacak. Ve ben bunu nasıl yapmak lazım bu işi sürdürülebilir kılmak için? Sürdürülebilirlik gençlerde yatıyor arkadaşlar, yani sizlerde yatıyor. Sizlerin de birer projeci olmanız lazım. Yüksek lisans yapıyorsunuz. Belki yüksek lisansdan sonra hayata bile atarsanız, orada bir proje üretebilmeyi mantığı olduktan sonra iyi bir yatırımcı olabilirsiniz. İyi bir şey, bir fikir projelendirebilirsiniz ve buradan ciddi gelirler sağlayabilirsiniz. Tabii dolayısıyla ülkemize katkımız olacaktır. Amaç ekonomide ilk ona girmeyi hedefleyen Türkiye'mize öncelikli olarak katkı sağlamak. Bilmiyorum. Yani bugün Türkiye çok ciddi kıskançlar altında. Bunun farkındayız bilmiyorum. Öncelikli olarak bizim güçlü olmamız gerekiyor. Düzgün yaşayabilmemiz için. Şu anda her şey rahat olacak ama bunu sürdürebilir olmamız lazım. Bu dersle beraber, bu ders bana göre önemli bir ders ve bugüne kadar da bu ders böyle bir ders olmadı. Türkiye'de olmadı, ben size söyleyeyim ve burada ilk defa oluyor. Bunu lütfen önemini algılayın. Ve biz bu dersi tek hocaya vermedik. Ve bu derste altında değişik haftalarda farklı hocalarla beraber çalışacaksınız, muhatap olacaksınız. Çünkü her birinin farklı bakışı var. Farklı anlayışı var, farklı yerlerde size bilgi verecekler. Dolu dolu bir dersle karşı karşıyasınız. Biz bunları çok tartıştık kendi aramızda. Kimler görev yapacak? Burada fen bilimlerinden, sosyal bilimler, eğitimde ve sağlıktan da öğrenciler var. Çünkü bu ortak bir ders. Bakın, normalde bu ayrı ayrı sınıflarda olurdu, normal başka bir derste. Burada bir hocamız size bugün hibelerle ilgili ders anlatacak. Bunun ayrı ayrı yerde anlatması yerine, bak burada bir ekonomi yapıyoruz, herkesi buraya topluyoruz ve bir hoca anlatacak. O da çalışmış yani ve daha tecrübesi de var. Yani boş birisi değil, aldığı çok sayıda proje de var, okumabili projeleri yapıyor. Biraz da karşınıza gelecek hocalara öyle bakabilir. Ve tüm hocalar böyle gelecek karşınıza. Hepsi proje yapmış hocalar. Bu belki dünyada da yok, bilmiyorum ama Türkiye'de bana göre ilk ve sürdürülebilir bir üniversite, sürdürülebilir bir Türkiye için yeşeren filizler olarak ben sizi görüyorum. İki sene sonrasına yatırım yapmış oluyorum ben böylelikle. İki sene sonra sizlerden proje çıkacak çünkü. Bu bir seneyle biz öğretim görevlerimizi biraz daha götüreceğiz inşallah. Çalışıyor herkes. Ondan sonra sizlerden projeler bekleyeceğiz. Dolayısıyla bu dersle beraber çok önemli bir misyonu üzerinize almış oluyorsunuz. Bu misyonla hareket etmenizi bekliyorum. Gerçekten bu memleketi seviyorsanız, insanını seviyorsanız, bu konularda bu derse iyi gösterin. Hiçbir aşamasını kaçırmayın. Çünkü dokulu bir ders sizi bekliyor. Hepsi diğer tüm derslerden farklı olarak. Evet, bu dersi göstermiş olduğunuz ilgiyle dolayı hepsine teşekkür ediyorum. Hocalarım ve sizlere saygı ve sevgiyle selamlarım. Arkadaşlar bugün uluslararası ve ulusal hibe destekleri kapsamında fon kaynaklarının tanıtımı konusunu yani proje geliştirme ve yönetim dersinin 3. bölümünü beraber yürüteceğiz. Ben Doçent Doktor Tuba Uçma Uysal, aynı zamanda üniversitemizin proje koordinasyon ve araştırma merkezi müdürlüğünü yürütüyorum. Aynı zamanda kişisel ilgim var projeye karşı. Bunu üniversitede biraz daha ekosistemin içerisinde daha görünür kılmaya çalışıyoruz. Ekip arkadaşlarım burada. Ceren Hoca, Daniel Hoca, bununla birlikte MÜKKUM'a destek vermiş Nida Hocam yine burada. Bize çözüm masasında katılan hocalarımız burada. Enstitü temsilcilerimiz burada. Dolayısıyla bugün aslında herkes için ortak, tüm proje geliştirme ve yönetimi dersleri için ortak olan ama sizlerin daha iyi fon kaynaklarına ulaşmasını sağlayacak yöntemleri içeren özet bir sunumla karşınızda olacağım. Şimdi ilk olarak benim ve özellikle bizim MÜKKOM'da rektör hocalarıyla yaptığımız proje toplantılarında benimsediğimiz bir felsefe var. Zihni sinirin akıllara zarar projesinden bir tanesini biz çok seviyoruz. Beyin matik
bu. Bu büyük fikirlerin ortaya çıkmasını sağlayan birçok kişinin bir araya geldiği ve fikir ürettiği internetten bir sistem. Evet, karikatürize edilmiş şeklinde görüyorsunuz ama biz bunu MÜKKOM ekosistemi içerisinde sürekli bir şekilde uyguluyoruz. Hiç alan farkı gözetmeksizin katkı sağlayabilecek her hocamızla beraber beyin fırtınası yapıyoruz. Ve bizden destek isteyen araştırmacı arkadaşlarımıza en iyi fikri karşılığını sunarak getiriyoruz. Şimdi ilk 2 haftalık ya da 3 haftalık bölümlerde proje geliştirme ve yönetim dersinde biz arkadaşlarımıza kavramsal çerçeve uygulamasını anlattık. Bütün hocalarım, bütün enstitülerde arkadaşlarımıza önce projenin nasıl ortaya çıkacağını, nasıl proje fikrinin bir hayata geçirileceğini, bir planlama içerisinde sunumunu sağlanacağının kavramsal çerçevesini öğretmeye çalışıyoruz. İlk 2 ya da 3 bölüm bizim açımızdan aslında giriş bölümüydü. Biz sürekli arkadaşlarımıza kavramsal çerçeveyi başucu kaynağı yapmalarını ve bu plan içerisinde aslında araştırma konusunun, araştırma kapsamının, araştırma sorusunun belirlenmesinde literatürün ne kadar önemli olduğunu, genelden özele bir perspektifte spesifik soru belirlediğimizi anlatıyoruz. Bugünse artık bu kısmı girişini aldıktan sonra sizlere peki benim fikrim var, ben nasıl kendime uygun bir fon kaynağı bulabilirim sorusuna cevap vermenize yardımcı olacağız. Bunun için Türkiye'de özellikle TÜBİTAK bünyesinde başvuru sihirbazı dediğimiz bir online sistem mevcut. Bununla tanışmanız önemli arkadaşlar. Hiç fon araştırması yapmadıysanız size yönlendirilen anahtar kelimeler üzerinden kendinize en uygun, yapacağınız fikre en uygun çağrıyı size bulmanızı sağlıyor. Dolayısıyla bu ulusal seviyede size sağlanan destek. Bunu kullanabileceğiniz gibi bizim üniversitemizin de bu konuda size destek olacağı başvuru araçlarını kullanabilirsiniz. Mesela bunlardan bir tanesi proje avcısı. Web sayfasının üzerinde özellikle web sayfasındaki proje avcısı butonuna tıkladığınızda size bir sayfa yönlendiriliyor. Buradan MoEDU.tr kimliklerinizle girdiğiniz takdirde tüm çağrıları görebileceğiniz, anlık güncel çağrıları ve başvuru tarihlerine ulaşabileceğiniz bir link karşınıza geliyor. Siz kendiniz hiç fon bulamadan, yani ben nasıl fon bulabilirim, nasıl kendime en iyi kaynağı yaratabilirim sorusuna aslında üniversitenin sunmuş olduğu imkanla da çok rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Buradaki çağrılar, yayınlanan çağrıların güncelliğine göre sürekli bir şekilde değişmektedir arkadaşlar. Dolayısıyla sıklıkla bu kısmı takip edebilirsiniz. Bununla birlikte proje avcısından yararlandınız. TÜBİTAK başvuru sihirbazını kullandınız. Her şey yolunda gidiyor. Peki ben daha da fikrimi olgunlaştırmak istiyorum. Ne yapacağım diyorsanız eğer o zaman sizi MÜKKOM'a bekliyoruz. Yine üniversitenin web sayfası üzerinden proje araştırma ve koordinasyon merkezi MÜKKOM'un ilgili butonuna tıklayarak bize ulaşabilirsiniz. Burada bizim iletişim bilgilerimiz var, iletişim kısmında göreceksiniz. Bununla birlikte burada özellikle destek ve talep formu var. Destek ve talep formu kısmına girip ihtiyaç duyduğunuz noktayı bize bir iki cümleyle anlattığınızda bu MÜKKOM'daki tüm arkadaşlarımın maillerine otomatik olarak düşüyor. Yani bize de ulaşmış oluyorsunuz. Sadece telefon numaralarımızı bulmanız, kişisel maillerimizi bulmanızın dışında böyle de bir imkan sağlıyoruz size. Bununla birlikte özellikle fon kaynakları her yıl son derece ülke gereksinimleri ve tabii ki uluslararası gereksinimlere göre şekillendiği için sürekli değişimlerden haberdar olmak, çağrılardaki güncelleme noktalarını takip etmek istiyorsanız da MÜKKOM'a girmeniz size büyük bir fayda sağlayacaktır. Evet, şimdi başlangıç aşamasında fonlara nasıl ulaşabileceğinizi sizlere anlattık. Ulusal seviyede TÜBİTAK başvuru sihirbazı, üniversitemiz seviyesinde de proje avcısı ve MÜKKOM üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Peki, fonlara nasıl sınıflandıracağız? Evet, fikriniz var ama fikrinizi fonlayabileceğiniz proje kaynağının hangisi olduğunu nasıl tercih edeceksiniz? Biz bunu 4 bölümde aktarıyoruz arkadaşlar. Bunlardan ilki üniversitemizin fon kaynakları, bulunduğumuz bölgenin fon kaynakları, ulusal sağlanan fon kaynaklarımız ve uluslararası fon kaynakları. Üniversitemizin fon kaynakları arkadaşlar, özellikle şu kısma dikkat çekmek istiyorum. 7/24 proje felsefesiyle rektör hocamız tarafından
tarafından yaklaşık bir yıldır harekete geçirilmiş bir sistem. Üniversitemizin içerisindeki bilimsel araştırma projeleri fonları kapsamında tüm araştırmacıların hiçbir süre beklemeden bütün yıl boyunca günün herhangi bir saatinde proje sunmasını sağlayan bir otomasyon sistemimiz var. Dolayısıyla üniversitemizden proje fonlatmak istediğinizde başvuru yapacağınız nokta bu kısım. Peki BAP projesinin içerisinde neler var? Araştırma projeleri, altyapı projeleri, özellikle siz genç araştırmacı arkadaşlarımız için lisansüstü tez projeleri, teşvik projeleri ve bilimsel etkinlik düzenleme projeleri var. Bunların içerisinde araştırma projeleri bize özellikle bilimsel bir alana katkı sağlamak için geliştirdiğimiz, geliştirmeyi planladığımız ya da araştıracağımız konuyla ilgili destek sağlayan projelerdir. Altyapı projeleri üniversitenin laboratuvarının, araştırma enstitülerinin ya da birimlerinin altyapılarını geliştirmek amacıyla aldığı projelerdir, hazırladığı projelerdir. Lisansüstü tez projeleri, sizlerin yüksek lisans ve doktora seviyesinde yazacakları tezlere ilişkin fonlama imkanı sağlayan projelerdir. Bununla birlikte teşvik projeleri, üniversitemizin içerisinde özellikle uluslararası proje yapmış, uluslararası yayın yapmış hocaların, akademisyenlerin kendilerini daha iyi geliştirebilmeleri adına başvurduğu teşvik projeleridir. Bununla birlikte bilimsel etkinlik düzenleme projeleri, üniversitenin ev sahipliğinde düzenlenen projelere yönelik verilen fonları kapsamaktadır. Sizler bunun içerisinden özellikle uluslararası, lisansüstü tez projeleri noktasında başvuru sağlayabileceksiniz sevgili arkadaşlar. Lisans üstü öğrenim gören arkadaşlarımızın yüksek lisans ve doktora derecesine göre başvuruları alınabilecek. Bunlarla birlikte size danışmanlık yapan hocalarla beraber araştırma projeleri hazırlayıp sunmanız da size sağlanmaktadır. Koşullar, şartlar, özet sabunun içerisinde sunumun sonunda bu ders videosunun ve sunumun genel bir tanıtımını sizlere mail yoluyla göndereceğiz. Orada da kaynakları güncelleyebilirsiniz. Web sayfası üzerinden, bap.mu.edu.tr üzerinden sisteme erişmeniz mümkün. Üniversitemizin sağladığı fon kaynakları bu şekilde arkadaşlar. Peki bölge bize ne sağlıyor? Biliyorsunuz biz Muğla ilindeyiz. Muğla Türkiye'deki bölge bölümlemesinde TR32 kapsamı içerisinde. Ve biz Aydın, Denizli, Muğla'dan oluşan Güney Ege Kalkınma Ajansı'na bağlı destek alan bir konumda bulunuyoruz. Her kalkınma ajansı gibi GEKA'nın da kendine yönelik sağlamış olduğu her yıl destekler var. Programın öncelikleri, Kalkınma Bakanlığı'nın sağlamış olduğu veriler ve yine ülke kalkınmasının hedefleri göz önüne alarak her yıl yeni bir tematik çağrıyla karşımıza çıkıyor. Üçer yıllık programlarla belirlenebileceği gibi her yıl içerisinde temaların da değiştiğini görebiliyoruz. Bu başlangıç aşamasında vereceğim bilgi, peki neler var GEKA'nın içerisinde? GEKA her yıl yılda 5 kez teknik destek projesi alıyor. Teknik destek ne demek? Biz de MÜLKOM'da bunu kullanıyoruz. Özellikle bir kapasitenin geliştirilmesine yönelik kurumun ya da işletmelerin ihtiyaç duyduğu eğitimleri sağlayabilecekleri bir destek programı. 30 bin liralık bütçesi var. Sizin ilk kapasite arttırmak istediğiniz noktada size dışarıdan destek veriyor. Yılda 5 kez açık, 3 dönemi kapandı, son 2 dönemi şu an hala açık. Fizibilite desteği programı, özellikle yine bölgedeki kalkınma süreçlerini destekleyecek büyük bir yatırım öncesinde fizibilite yapıp kararın büyük bir projeye dönüşüp dönüşemediğinin ölçülebildiği proje türleridir fizibilite projeleri. Aslında bizlerin anlattığım fizibilite, yapılabilirlik dediğimiz etüdün aşamasını sağlayan projelerdir. 200 bin liralık bütçesi vardır. Çağrılı bir şekilde çıkarlar. Şu an GEKA'da fizibilite projesi açık durumdadır. Çağrı yayınlanmıştır. İsteyen ilgi duyan arkadaşlarımızın kontrol etmesi açısından bilgilerinize sunuyorum. Yine bu yıl 2019 yılı içerisinde sosyal destek programı adı altında bir çağrı yayınlamıştır GEKA. Şu an açık çağrı. Programın temel önceliği özellikle genç, şehit yakınları, gaziler, kadınlar, engellilerin istihdam gibi sosyal sorumluluk yönü yüksek olan noktalarda proje üretmeniz sizden beklenmektedir. Projenin bilgi formu yakın sayfasında yayınlanmış
asgari bütçe 1 milyon TL olarak belirlenmiştir. Ama biz biraz önce de ifade ettiğim gibi TR32 bölgesinde olduğumuz için, yani Muğla, Aydın, Denizli'yi kapsayan bir fondan yararlandığımız için il bazına en fazla 3 proje desteğinin gönderileceği bakanlığa unutulmamalıdır. Dolayısıyla iyi bir proje önerisiyle sosyal destek programına başvurmalısınız ve başvuru aldınız, başvuru yaptınız mümkündür şu anda arkadaşlar. Bölgenin sağladığı şu anki açık çağrılar da bunlardır. Şimdi ulusal fon kaynaklarımız. Türkiye gerçekten teşvik cenneti ülkelerden bir tanesi. TÜBİTAK başlı başına çok ciddi fon kaynakları sağlıyor. Tüm araştırmacılara, yani deneyimli araştırmacılara da, genç araştırmacılara da. Hatta hiç araştırmacı statüsüne geçmemiş lisans öğrencilerine, lisans üstü öğrencilerine de bursiyer olarak araştırma deneyimi kazandıran bir altyapı sağlamış durumda. Yani aslında fonlar şu an etrafta, fonlara bizim bir şekilde bir proje fikrimizle başvurmamız gerekiyor. Biz bugün iki bölümlemede size bunu aktaracağız. TÜBİTAK'ın sağlamış olduğu desteklerin çünkü iki noktası var. Birincisi ARDEP dediğimiz Araştırma Destek Programları Başkanlığı. Doktora dereceli arkadaşların başvurabilecekleri seviyede ama lisans üstü ve lisans öğrencisi arkadaşların bursiyer olarak yer alabilecekleri bir kapsam. Bir de lisans üstü öğrencilerine yönelik son derece yüksek tutarlarla teşvik sağlayan BİDET dediğimiz Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı bursları var. Şimdi bunları sırayla tanıyacağız. Bunların içerisinden uygun olanlarını siz de lütfen dinlerken kendinize en yakın hissettiklerinizi not alın. Sonrasında bizlere ulaşın. Kafanıza bir soru takılırsa soru cevap yapacağız ama özellikle BİDET kısmında ben buradaki arkadaşlarımın birçoğunun burs başvurusu yapmak isteyeceklerini düşünüyorum. Ben de BİDET doktora bursiyeriyim. 3,5 sene boyunca TÜBİTAK'tan burs aldım. Dolayısıyla süreç çok güzel. TÜBİTAK sizi bir kere aldıktan sonra, burs aldıktan sonra hiçbir noktada yalnız bırakmıyor. Bunlarla ilgili detaylı bilgiler vereceğiz birazdan. Şimdi ilk olarak ARDEP destek programları. Araştırma destek programları. Araştırma destek programları önemli. Çünkü biz sadece kodları üzerinden bunları göreceğiz ama aslında her birisinin, her bir kodla yapılan sınıflamanın kendi içerisinde bir mantığı var. Akademik hayata, araştırma hayatına en alt seviyeden girip deneyimi en düşük olan arkadaşlardan tutun da çok fazla deneyimi olan, dünya çapında teşvik alan araştırmacılara kadar destek sağlayan bir platform burası. Dolayısıyla herkes kendine bir yer bulabilecek bunun içerisinde. Neler var burada? Bizim en çok bahsettiklerimiz, rektör hocamızın en çok atıf yaptığı, en çok istatistiğini takip ettiğimiz 1001 projeleri var. Bu kısım önemli. Yılda iki kez çağrılan bir kısım bu. Detayını vereceğiz. Biz Türkiye'de Mart dönemi TÜBİTAK sonuçlarında, 1001 sonuçlarında 11. sıraya geldik. Bu çok önemli bir veri. Geçen dönem 37 tane TÜBİTAK 1001 başvurusu aldık. Bu dönem hocam herhalde bir 45'e yakın bir başvurumuz var. Arkadaşlarımız gerçekten bütün bilimlerdeki arkadaşlarımız 1001'in hazırladığını biliyoruz. Bize en azından ulaşan bir 25 tane var. Dolayısıyla bu sayı daha da artacak. Çağrılı döneme çıkanlar var. Spesifik çağrılarla bize başvuru yapabilirsiniz diyenler var. Bizim takip ettiğimiz e-maillerimizde, e-postalarımızda sisteme kendimizi kaydedip çağrı açılır açılmaz mail almayı sağladığımız olan grup var. Bir de sürekli açık, 7/24 açık olup kendine bir yer bul, gece gündüz bana başvuru yapabilirsin diyen kısım var. Şimdi bakalım bunlar nelermiş? Şu an açık olan 1001'in üzerinde duracağız birazdan ama bakalım ne var? Şimdi biraz önce anlattığım ARDEP'in dışındaki bu sınıflandırmanın aynısını TÜBİTAK bilim insanı destekleme bursu açısından da koymuş. Bir de bir içerisindeki sınıflamaya bakarsanız arkadaşlar, ilk ve orta öğretimden tutun da doktora sonrası sürecinize kadar size TÜBİTAK burs veriyor. Ve şu an bursların birçoğu açık. Özellikle lisansüstü seviyede başvuru yapacak arkadaşlarımız için. Döneceğiz buna birazdan. Şimdi ARDEP içerisinde herhangi bir bilim alanındaki arkadaşınızın, araştırmacının
başvuru yapabilmesi için ilk önce araştırmanın alt gruplarını görmemiz gerekiyor. Herkes kendine uygun alt araştırma grubu içerisinde kendi panelinin değerlendirme sonucunu görecek. Dolayısıyla biz sosyal bilimlerdekiler için SOBAK, kimya biyoloji araştırma destek grubu içerisinde KIBAK gibi kısaltmalarla oluşan destek gruplarının değerlendirmelerini ve panelist görüşlerini alıyoruz projede sunduktan sonra. Ve bunların istatistiklerini tutuyoruz üniversite olarak. SOBAK'tan kaç tane geçmiş? Savunma ve güvenlik teknolojileri araştırmasından kaç tane geçmiş? Kimya, biyoloji araştırma destek grubundan kaç proje almışız diye her birinin istatistiksel görüntüsünü alıyoruz her zaman. Araştırma destek programları içerisinde en önemli fonlar arkadaşlar, tahtadakiler. Şimdi bunları sırayla tanımak istiyoruz, yakından tanıyacağız, detaylarına bakacağız. Çünkü bazıları gerçekten bizim içinizden de başvuru alabileceğimiz çağrıları oluşturuyor. Bunlardan ilki üniversitelerin araştırma ve geliştirme potansiyelini arttırma projesi. 2015'te yayınlanmış en son ama şu an bir çağrı çıkması forum sitelerinde bekleniyor. Biz de bekliyoruz. Eğer BİN projesi yayınlanırsa çağrısı, biz de Teknoloji Transfer Ofisi üzerinden buna bir destek için başvuru yapmayı düşünüyoruz. En fazla destek süresi 36 ay. Hedef üniversitelerin Ar-Ge potansiyelini arttırmak. Daha çok Ar-Ge potansiyeline sahip, kapasitesine sahip bir üniversite olursanız daha çok fon getirme, daha çok destekten katkı alma anlamında sizlere de kümülatif olarak etkinin yayıldığını görebileceksiniz. Dolayısıyla araştırma üniversitesi olmak, Ar-Ge potansiyelini arttırmak, buna dönük işlemler yapmak ilerleyen süreçte bizim bölümler için kadrolaşma sayısında bile doğrudan etki edecek bir unsuru oluşturmaktadır. Evet, buna biz başvuracağız arkadaşlar. Buna teknoloji transfer ofisi olarak, proje koordinasyon merkezi olarak biz başvurmayı düşünüyoruz. Ama sonuçları size otomatik olarak etkileyecek. Şimdi TÜBİTAK 1001. 1001 bizim en çok yönlendirme yaptığımız, belirli araştırma deneyimine sahip hocaların özellikle başvuru yapmasını beklediğimiz bir çağrı türü. Programın amacı yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel alana katkı sağlanması ve teknolojik problemlerin çözümlenmesi olarak üç temel spesifik bölümlerine sahiptir. Kimden başvurabilir? Doktora derecesine sahip olan araştırmacılar üniversitelerde, kamu ve özel sektör kuruluşlarında ise lisans eğitimini tamamlamış olan tüm araştırmacılar projeye başvuru yapabilir, yani projede yürütücü olabilir. Proje başvuru sırasında size bütün adımları başvuru kılavuzuyla TÜBİTAK sağlıyor. TÜBİTAK 1001 yazıp Google'a girdiğinizde, TÜBİTAK sayfasına, başvuru sayfasına ulaştığınızda size başvuru öncesi, başvuru sırasında, başvuru sonrasında atılacak adımlar olmak üzere üç temel kılavuz veriyor. Ve sizin tek tek sistemi uygulamanızı bekliyor. Şimdi artık 2019 yılının başından itibaren TÜBİTAK'ta e-imza olayına geçtik. Yani siz yazılı ve ıslak imzalı hiçbir başvuru dosyası göndermiyorsunuz. Doğal olarak bütün sisteme ürettiğiniz, hazırladığınız bütün verileri çevrimiçi olarak yüklemeniz bekleniyor. Bu nedenle de TÜBİTAK sayfasında özellikle dikkat edilmesi gereken hususlar içerisinde elektronik başvuru sistemine ilişkin açıklamaları göreceksiniz. Ama başlangıç noktasında TÜBİTAK'a herhangi bir proje başvurusu yapabilmeniz için ARGES adını verdiğimiz TÜBİTAK araştırmacı bilgi sistemine kullanıcı adı oluşturup bütün özgeçmişinizi ve bilgilerinizi tanımlamanız gerekiyor. ARGES'e kayıtlı olmayan bir araştırmacının TÜBİTAK üzerinden bir fon desteği sağlaması mümkün değildir. Dolayısıyla birinci adımımız bu, ARGES'e kayıt olmak. Arkasından TÜBİTAK 1001'in sayfasındaki başvuru formunu indirip, başvuru formunun üzerinden Arial 9 yazı tipinde, hiç değişmeyecek şekilde,
başvuru formunun sayfası 22 sayfaya geçmeyecek şekilde doldurmanız isteniyor. Başvuru formunun doldurulmasıyla ilgili detayları biz proje geliştirme ve yönetim dersi içerisinde sizlere hafta hafta sunacağız. Siz dersi tamamladığınızda dönemin sonunda bir proje başvuru formu nasıl dolacaksınız sorusunun cevabını da otomatik olarak vermiş olacaksınız arkadaşlar. Başvuru sistemine yükleyeceğimiz her bir dosyanın büyüklüğüne kadar tanımlama yapmıştır TÜBİTAK. Ve sisteme 20 megabit üzerinde bir dosya büyüklüğünün atılmamasına imkan tanıyan bir yapı kurulmuştur. Dolayısıyla siz fazla fazla anlatmayacaksınız. Onların istediği şekilde, onların istediği noktada proje başvurusu hazırlayıp sunmanızı bekliyor. Tabii bu süreçte bir de elektronik imza sürecini tamamlamak gerekiyor. TÜBİTAK başvuru sırasında dikkat edilmesi gereken noktaları maddelerle açıklamış. Özellikle bizim hani sosyal bilimler açısından çok makine teçhizat ihtiyacımız olmuyor ama fen bilimleri ya da temel bilim alanları açısından makine teçhizat ve ekipman alımlarının bütçelerine, sarf malzemelerinin ayrıntılı listelerine, proje önerisinde eğer daha önceden proje önerisini sunduk ve olumsuz bir sonuç aldıysak değişiklik yapılmasını içeren bilgiye, projenin yurt dışı alan çalışmasının olmadığına dair açıklamalara, bununla birlikte projenin altyapı kurmak, altyapı oluşturmak gibi bir hedefinin olmadığını, bunların desteklenmeyeceğine ilişkin belgelere ve ham literatür özeti verilmemesi, literatürün mutlaka araştırma sorusuyla ilişkilendirilmesiyle ilgili bilgileri içermeniz gerekiyor. Buna uygun başvuru hazırlamanız gerekiyor. Dün benim proje yönetim ve geliştirme dersinde arkadaşlara anlattım bunu, literatür özetinin nasıl olması gerektiğini. Literatür özeti, literatürün nasıl yazılacağı, araştırma sorusuyla yapılması gereken ilişki, arasında kurulması gereken ilişki arkadaşlar bin birim içerisindeki en önemli alanı oluşturuyor. Dolayısıyla bu kısım özellikle proje geliştirme dersinde en çok üzerinde durduğumuz kısımlardan birisini oluşturuyor. Şimdi yeni bir değişiklik var. TÜBİTAK 1001'de rektör hocamızın da bu konuda çalışması var TTO koordinatörüyle beraber. Şu anda bir fikri hak sahipliği protokolü belirlememiz gerekiyor. Bu şu demek, sizin projeniz tamamlandıktan sonra eğer sonucunda bir fikri ya da sınai hak ortaya çıkacaksa bunlarda kişilerin hak sahipliği ne kadar olacak? Şimdi bizler başvuru sahibiyiz arkadaşlar. Projenin başvurusunu yapan kişiler oluyoruz TÜBİTAK'a göre. Ama bulunduğumuz kurum da başvuruyu yapan kuruluş oluyor. Dolayısıyla bize proje ekibiyle çalışmaları gösteren ve yüzdesel bölümü gösteren bir oranlama, bir protokol istediği kadar üniversitenin de başvuru sahipliği noktasında alacağı oranı bildirmenizi istiyor TÜBİTAK. Bunu başta istiyor ki sonradan herhangi bir değerli bir ürün çıktığında ortaya sıkıntı yaşamayacak. Neden bu? Şimdi bunun için bizim bir oran belirlememiz lazım. Teknoloji Transfer Ofisi ile beraber oturup tüm araştırmacılara üniversitenin başvuru noktasındaki hakkı budur. Bizim proje ekibi ve çalışmaların, işte çalışanların ekipteki hak sahipliği budur şeklinde bir yazılı protokol örneği sunmamız gerekiyor. Arkasından başvuru yapan arkadaşlarımızın bunu kullanmasını bekliyoruz kendilerine dönüştürecek biçimde. Yine sizi ilgilendiren nokta, şimdi BİM1 projesinde arkadaşlar sizlerin muhtemelen hocaları, danışmanları başvuracaktır. Peki lisansüstü arkadaşlarımız ne yapacak? Lisansüstü arkadaşlarımız bursiyer olacak. Bursiyer deyip geçmeyin. TÜBİTAK açısından bursiyerin önemi çok büyük. Neden? Lisans öğrencisine kadar bursiyer olma hakkı tanıyor. Ve en son güncellenen tutarlar itibariyle kişilerin alacakları ücretleri sınıflandırıyor. Yani lisans öğrencisi eğer hiçbir yerde çalışmıyorsa 750 TL alıyor proje süresince her ay. Yüksek lisans öğrencisi 3000 TL alıyor her ay. 24 aylık bir proje yazarsa hocanız ve sizi de bursiyer yazarsa arkadaşlar size TÜBİTAK 24 ay boyunca 3000 lira veriyor. Ve bir de siz bir de bursiyeri olursanız üstüne üstlük bir de TÜBİTAK'tan bir de desteği alırsanız size 3500 lira ödüyor.
Doktor öğrencisi de bakın arkadaşlar, doktor öğrencisi hocanız bir proje yazarsa size her ay 3500 lira veriyor. Bir de siz BİDEP'ten burs kazanırsanız ekstradan size 1000 lira daha veriyor. Yani 4500 liralık bir destek alıyorsunuz. Ve dolayısıyla daha çok çalışıyorsunuz. TÜBİTAK sizden bunu bekliyor. Bursiyer olarak sürece başlayalım. Genç araştırmacı olalım. Sonra da TÜBİTAK 1001'in başvuru sahibi olalım. Süreç bu. Dolayısıyla sizler aslında hocalarınızı bu noktadan sonra kendinizi bursiyer yapmak için zorlamanız gerekiyor. Hocam beni bursiyer yap demeniz gerekiyor. Çünkü bu projelerde size verilen destekler karşılıksızdır, hibe desteğidir. Ve sizin CV'nize TÜBİTAK'ın bursiyeri olarak yazmanıza imkan verir, prestijlidir arkadaşlar. Yalnız bunlar üst limit arkadaşlar. Hocanız 3500 lira değil de 2500 lira bir bursiyer olarak tanımlayabilir sizi. O yüzden hani hocanızla sıkı bir pazarlığa gidip TÜBİTAK'ta 3500 diyordu, 2500'e çalışmam gibi bir algı yaratmayın lütfen. Aslında kamu kaynağının etkin ve verimli kullanılması söz konusu burada. 3500 liraya kadar 2 ya da 3 bursiyer çalıştırılması dahi mümkün olabilir. Bu noktada aslında üreteceğiniz bilgiyle ve sizin proje süresince yapacağınız etkiyle alakalı bir ekonomik sınıflandırma yapılabilir. Şimdi bu noktada arkadaşlar Ceren Hoca şunu diyor, ne kadar çok çalışırsanız TÜBİTAK'ın üst limitlerindeki bursunu almaya hak kazanırsınız. Hocalarınıza durumu iletin. Bir de bu arada şunu vermem lazım bu noktada. Herhangi bir TÜBİTAK projesinde bursiyer olmanız durumunda lisansüstü öğrencileriniz açısından rektör hocamızın 1,5 yıl önce başlattığı uygulama kapsamında sizlere üniversitenin lojmanlarında lojmanda kalma hakkı tanınmaktadır. Bizim iki öğrencimiz kalır. Projede çalıştığımız iki öğrencimiz şu an lojmanda. Eminim fen bilimlerinde ve diğer enstitülerdeki arkadaşlarımızın da hocalarında bursiyer öğrencileri vardır. Yani size kalma, o fizyolojik ihtiyaçlar içerisinde en önemli barınma ihtiyacınızı çok uygun bir şekilde çözebilmenizi sağlayan bir teşvik durumu söz konusu üniversitemiz bünyesinde. Demek ki bir kere bursiyer oldunuz mu, gerisi çorap söküyor gibi geliyor. O zaman herkes hocasına beni bursiyer yapacak bir proje yazalım diye gitmeliyiz bugün dersinden sonra. Ama burada 5 tane benim öğrencim var, sırayla gelirsiniz arkadaşlar, sevinirim. Onu da düşünmek lazım. Şimdi devam edelim. TÜBİTAK'ın desteklediği herhangi bir projeden destek alan bir arkadaşımızın ikinci bir projede bursiyer olarak görev alması sağlanamaz doğal olarak. Dolayısıyla bir projede bursiyer olma hakkına sahip olacaksınız. Projeyi bitirdikten sonra hocanız bir devam projesi yazdıysa devam projesinde tekrar bitirin üzerine bursiyer olmaya hak kazanabilirsiniz. Bununla birlikte tabii her öğrenci bursiyer olamaz. Bursiyer olma şartları var. Bir kere lisans programında 3. sınıf ve üzeri olmak zorunda. Genel not ortalamasının sağlanması gerekmekte. Bununla birlikte bölümün genel not ortalaması içerisinde de belirli bir yüzdeye girmesi gerekiyor. Bunun dışında TÜBİTAK sizin proje içerisinde bursiyeri nasıl seçtiğinizi, bursiyeri nerede kullanacağınızı detaylı bir şekilde bilmek istiyor. Yani sizin hocalarınızla beraber yazacağınız projelerde siz bursiyer olduğunuzda hocanızın sizin niye bursiyer aldığını çok iyi açıklaması gerekiyor. Ben kafama göre bursiyer yazamam. Yazdığım bursiyeri nerede kullanacağım projeyle birebir ilişkilendirmek zorundayım. Bu da benim mantıklı bursiyer seçimi yapmamı sağlayacak. Bununla birlikte doktora sonrasında olup tekrar araştırmacı statüsünde olan bursiyerler de olabiliyor. Doktorayı bitirdikten sonra araştırmacı olarak da bir projeye girmeniz sağlanabiliyor. Bunun için doktorayı bitirdikten sonra herhangi bir kuruluşta çalışmıyor olmanız gerekecek. Ki bu çok önemli. Çalışmamanız. Özellikle doktorayı bitirip çalışmayan arkadaşlara sağlanan bir destek bu. Tabii doçent ve üstü bir akademik ünvanın olmaması, bir de doktora derecesinin alındığı tarih
tarihinde başvuru süresinin 7 yıl gibi ve üzeri gibi bir süre olmaması isteniyor. Mümkünse diyor doktora geçirdikten hemen sonra kadro bulamazsan hocamla beraber bir TÜBİTAK projesi yaz, seni bursiyer yapalım, doktora sonrası araştırmacı yapalım. Araştırmacı olarak sen bu imkanlardan faydalan. Hedef bu. Bir de bu kitleye yönelik projeler sağlanıyor, destekler sağlanıyor. Kimler yürütücü olamaz? İdari görevi sahip olanlar yürütücü olamıyor arkadaşlar. İşte rektör, rektör yardımcıları, müdürler, genel müdür seviyesindekiler, özellikle hastaneler açısından. Ama bir projede, en fazla bir projede araştırmacı olarak yer almalarına izin veriliyor. Bu da özellikle bu noktalardaki idari seviyedeki kişilerin araştırmacı girmelerini sağlamak amacıyla tasarlanan bir sistem, TÜBİTAK açısından. Evet, şimdi projede görev alma limitleri ne? Bursiyerler sadece bir projede çalışabiliyor. Ama bursiyer dışında doktoranızı bitirdiyseniz, araştırmacı statüsünde 3 projede yürütücü olabilirsiniz. Bir yürütücü 4 araştırmacı olabilirsiniz aynı anda. 2 yürütücü 2 araştırmacı olabilirsiniz. Ya da 6 projede araştırmacı olabilirsiniz. Ama bunları hesaplarken her projeye ne kadar katkı sağlayacağınızın farkında olarak hesaplama yapmanız gerekiyor. Bunlar üst limitler. Bilgiler için ise bir kısıt var TÜBİTAK'ta. Bilgiler için aynı anda bir kişi 2 yürütücülük yapabilir. 2 projeye yürütücülük yapabilir. Yani bu sene aldınız, seneye bir daha alırsınız. Aynı anda 4 projede araştırmacı olabilirsiniz. Ya da aynı anda bir yürütücü, 2 araştırmacı statüsünde bulunabilirsiniz. Keşke bu rakamları konuşacak hale gelseydim. 2 yürütücü, 4 araştırmacı falan. İnşallah onları da ilerleyen süreçte göreceğiz. Bu da TÜBİTAK'ın üst limitleri. Yine bir kişi aynı anda en fazla 6 projede danışman olabilir. Şimdi TÜBİTAK'ta danışmanlık diye bir sistem var arkadaşlar. Yazdığınız projede alanda çok ünlü bir kişi varsa, çok iyiyse ve onun olmasıyla proje daha da katlanarak artacaksa danışman olarak çağırabiliyorsunuz. Hatta yurt dışından bile danışman çağırma hakkına sahipsiniz. Dolayısıyla şimdi bu noktada sizin kendinize iyi bir supervisor dediğiniz bir kişiyi projenin içerisine getirme durumunuz var ama o kişi de aynı anda en fazla 6 projede çalışabilir. Böyle bir limit konmuş durumda. 2019 yılı için proje teşvik ikramiyesi hariç, kurumun koyduğu hisseler hariç, TÜBİTAK 1001 projelerinin fonu arkadaşlar, bütçe sınırlaması olmadan 720 bin TL'dir. Arttırılmıştır bu tutar. Bu yılın başında 720 bin TL veriyor, hocalara ve projenin yürütücüsüne ödenen proje teşvik ikramiyesi hariç. Yılda 2 kez başvuru alınıyor. Birinci dönemi Mart'ta bitti. İkinci dönemi Ekim'in sonunda Kasım'ın başı gibi bir sürede bitmesi planlanıyor. 15 Kasım'da bitmesi planlanıyor, yayınlandı. Dolayısıyla bu arada başvuru yapılacak. Yaklaşık 5-6 ay gibi bir süreç içerisinde de hemen değerlendirme sonuçları yine açıklanıyor. İki kez çağrı açılıyor. Şimdi en önemli konu, benim kendi dersimde, proje dersimde öğrencilere, arkadaşlarıma anlatırken dersi kullandığım bölümleme. Bilgi projesi verdiniz, bilgi projenizi, o size en başta anlattığım araştırma destek grupları nasıl değerlendirecek sorusunun cevabı bu. 4 tane yere bakacaklar arkadaşlar. Projenin özgün değeri var mı? Yöntemi nasıl? Proje yönetimi nasıl yapılmış? Yaygın etkisi sağlanmış mı? Böyle bir teknikle tamamını değerlendirmeye alıp puanlıyorlar. En yüksek puandan itibaren olan projeleri de yayınlayıp kabul ediyor komisyon. Dolayısıyla bizim o en başta size verdiğim kavramsal çerçeve yaklaşımını proje konusunun belirlendiği ilk aşamadan en son aşamaya kadar getirip başvuru formunun her aşamasında bu bilinci uyguladığınızı yansıtmanızı istiyor karşı taraftaki panelist. Dolayısıyla TÜBİTAK projesi alabilmek için bu 4 başlığı çok iyi yazarsanız proje sizindir arkadaşlar. Sistem bu. Örneklerimiz var. Her bir araştırma grubunun altındaki örneği TÜBİTAK'tan bulabilirsiniz. Mesela ben TÜBİTAK projesi hazırlıyorum
lisans üstü seviyedeki arkadaşlarımızın hepsinin TÜBİTAK'la bol bol haşır neşir olması lazım. Yani Instagram'a girer gibi TÜBİTAK'ın sayfasını girmeniz lazım kısacası arkadaşlar. Bir de hatırlatmalar veriyor. 2018'e kadarki araştırmalardan istatistikler veriyor. Neden projeler kabul edilmeyip reddedildiğinin 10 gerekçesini tanımlamış. En çok 10 gerekçe vermiş. Bunlardan birisi sizde varsa diyor projeniz kabul edilmez. Dolayısıyla bir hatırlatma süreci başlatıyor. Mesela proje öneri formunun projeyi değerlendirebilecek yeterlilikte bilgi içermemesi durumunda diyor. Projeniz reddedilir. Projeniz geçmez. Projenin araştırma projesi kriterlerine uygun olmaması durumunda altyapı sağlamaya yönelikse mesela projeniz geçmez. Kaynak listesi güncel değilse, metin içerisinde ham bir literatür özeti verdiyseniz, araştırma sorununuzda hiç bağlantı kurmadıysanız projeniz geçmez diyor. O yüzden bu kısma dikkat edin diyor. Bunu başvuru kılavuzunda TÜBİTAK sayfasından rahatlıkla erişebilirsiniz arkadaşlar. Unutmuyoruz, 7 Ocak 2019 tarihinden itibaren bütün TÜBİTAK'taki projeler e-imza ile yapılmaktadır. Eğer danışmanınızın, proje hazırladığınız yürütücü hocanızın elektronik imzası yoksa lütfen MÜFKOM'la iletişime geçin. Bilgi işlem üzerinden elektronik sertifika almasına izin veren bir sistem başlattık. Yaklaşık 1-2 hafta içerisinde elektronik imzalar geliyor. Herkes elektronik imza ve imza dosya izleme sürecini belirtip kullanmak zorunda. Gelen e-imza USB'sini belleği küçük bir işlemle yükleyerek bilgisayarımıza TÜBİTAK'a artık hiçbir ıslak imzalı form göndermiyoruz. Rektör hoca bile, kurum amiri bile e-imzayla online imzalayıp başvuru dosyalarını gönderiyor. Evet, bir ara verelim arkadaşlar. Devam edeceğiz 2. saate. Sen hazırla bunları için. Bununla birlikte araştırma enstitüsünde
üniversitesinde ya da araştırma istasyonlarında çalışması durumunda en az 4 yıllık lisans mezunu arkadaşlarımızın başvuru yapabileceği bir destek türüdür. Değerlendirme kriterleri, biraz önce bahsettiğim BİNBİR'den biraz daha farklı, daha genel çerçevenin bulunduğu, öneminin, özgün değerinin, araştırmanın kısa süreli araştırmaya, araştırmacının niye ihtiyaç duyduğunun çok iyi anlatılması gerekir. Bununla birlikte yöntemin, yine projenin yönetiminin, projenin özgün değerinin, yaygın etkisinin iyi bir şekilde ifade edilmesi gerekiyor. Bu proje türünün en önemli özelliği, BİNBİR'den farkı diyelim daha doğrusu, BİNBİR gibi daha uzun süreli, daha bilimsel katkı düzeyi yüksek olan proje türlerine yönelik daha yüksek bütçeli bir fon arıyorsunuz BİNBİR'e. Ama genç araştırmacısınız, daha küçük, fikrinizi hemen hayata geçirebileceğiniz acil bir destek programına var ise BİN2'ye hızlı desteğe başvurma ihtimaliniz var arkadaşlar. Bizim MÜFKOM'a gelen arkadaşlar, özellikle genç araştırmacı arkadaşlar, hiç proje deneyimi yoksa BİN2 ile başlamalarını öneriyoruz. Bir de birazdan anlatacağım, bir tane daha var. O fonu öneriyoruz. Bunlardan biriyle başlamak ediyoruz. Şununla ilgili ben bir hatırlatma yapayım. İleride proje sihirbazı üzerinden, TÜBİTAK'ın sihirbazı üzerinden kendinizi tanımlayıp sol tarafta ve sağ tarafta çıkan uygun ekranlardan hangi proje türlerine başvuracağınızı gördüğünüzde BİN2 eğer kendinizi doktor öğrencisi olarak seçerseniz çıkmıyor. Bunun sebebi şu, sizin yeterliliği alma durumunuz aslında bir istisnai durum. O yüzden sihirbaz da çıkmasa dahi MÜBKOM'dan evet başvurabilirsiniz dediğimiz haller varsa lütfen TÜBİTAK'ın başvuru detaylarını en ince ayrıntısına kadar inceledikten sonra karar verin. 1002 bu istisnalardan bir tanesi ve en önemli olanı. Yeterlilik şartını sağladığınız anda doktor öğrencisi dahi olsanız 1002'ye başvuru yapabiliyorsunuz. Evet. Yani her ne kadar proje ofisi üzerinden bilgi öğrensek de arkadaşlar, siz de biliyorsunuz ki TÜBİTAK, özellikle birazdan bahsedeceğim, uluslararası fonlar sürekli güncelleme altında. Mesela biz işte geçen yıl hazırladığımız bir yıl sunumu bu yılki ikinci dönem çağrıları için kullanamıyoruz. Dolayısıyla herkesin, özellikle proje hazırlayan, proje yapma niyeti olan tüm arkadaşlarımızın TÜBİTAK sayfasındaki çağrı beklemi ve güncellemeleri sıklıkla takip etmesi önemli. Celal Hoca da bu hatırlatmayı size bir kez daha yaptı. Evet, MÜBKOM'a gelin, evet bizlerden destek alın ama mutlaka cross checklerle TÜBİTAK kendi sayfasından da durumu öğrenin arkadaşlar. Şimdi hızlı destek programı güzel bir program. Nasıl güzel? Bir kere sayılar ortada. Daha çok proje destekleniyor küçük bütçeli olduğu için. Dolayısıyla genç araştırmacı arkadaşlarımızın şansı yüksek. İyi bir proje yazarsanız, iyi bir proje kurgusuyla 1-2 hızlı desteğe başvuru yaparsanız projeyi alma ihtimaliniz yükselecektir. Zaten sayılar fazla, daha da şansınızı arttırabilirsiniz. Dolayısıyla bu TÜBİTAK'ın vermiş olduğu bir istatistik, 2019 Ocak sunumunda kullandıkları bir istatistik türüdür. Biz de takip ediyoruz TÜBİTAK istatistiklerini. Özellikle sizler gibi doktora sürecine yeni başlamış arkadaşlarımızı, doktorasını yeni bitirmiş arkadaşlarımızın bu konuda 1002 konusunda daha ısrarcı olması gerektiğini düşünüyoruz. Evet, şimdi öncelikle alanlar Ar-Ge çağrısı var. 1003, bu biraz daha spesifik bir çağrı türü TÜBİTAK'tan. Burada özellikle ulusal bilim, yenilik ve teknoloji stratejisi diye bir stratejimiz var bizim. Bir kere herhangi bir proje kurgusuna başladığınızda, konumuzu belirlediğinizde artık uluslararası ve ulusal seviyedeki bütün stratejileri, eylem planlarını şöyle bir gözden geçirmeniz gerekiyor. Çünkü bunlar size aslında hangi konuların öncelikli alanlar olduğuna dair bilgiler verecektir. Hangi alanı çalışıyorsanız onun üzerinden ilerlemeniz gerekecektir. Örneğin işte bir sürdürülebilir kalkınma çalışıyorsanız bir OECD raporuyla işe başlamanız gerekiyor. Sürdürülebilirlik eylem planları noktasında AB'yi, daha sonra da Türkiye seviyesindeki ulusal sürdürülebilirlik hedeflerinin üzerinden yola çıkarak bir kurgu belirlemeksiniz. Ben bunu proje yönetimi dersinde arkadaşlarıma bu mantıksal döngüyü ifade ediyorum. Her zaman aynı perspektifte kullanacağız. Burada da bizim ön koşulumuz ulusal bilim, teknoloji ve yenilik stratejisi. Strateji bize sonuç odaklı, izlenebilir, ilgili bilim ve teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten Ar-Ge projesi sunmamızı istiyor.
Bunlara uygun bir proje fikriniz varsa başvuru yapabilirsiniz. Kim başvurabilir? Üniversitelerde doktora derecesine sahip arkadaşlar, özel sektör ve kamu kuruluşlarında lisans eğitimi alan arkadaşlar, lisans mezunu olanlar başvurabilir. Öncelikli alanlar TÜBİTAK tarafından strateji uygun olarak belirlenmiş. İşte bilgisayar ve iletişim teknolojileri, makine imalat, otomotiv, gıda, enerji, su, uzay, sağlık ve savunma. Destek süresi 36 ay. Destek miktarı 3.750.000 TL. 3 tip proje sunabilirsiniz. Bunun en önemli özelliği bu. Çok büyük çaplı sunmanıza gerek yok. Küçük ölçekli de sunabilirsiniz. 750.000 liraya kadar. Orta ölçekli sunarsanız 1.5 milyona kadar. Büyük ölçekli sunarsanız 3.750.000 liraya kadar var. Bunu da biz önceden yoktuk sosyal ve beşeri bilimler. Ama artık sosyal ve beşeri bilimler de var burada. Bu gördüğümüz öncelikli alanlarda, daha çok interdisipliner çalışmalarda sosyal ve beşeri bilimlerin önemi tanınmıştır. Dolayısıyla bizler de bu çağrıya başvuru yapabiliriz. 2003'te özellikle sosyal bilimcileri adına konuşuyorum bunu. Bununla birlikte bütçelerde de yenilikler var. Ve iki aşamalı bir başvuru sistemi benimseniliyor. Çağrıya çıktıktan sonra birinci aşamada başvurunuzu yapıyorsunuz. Birinci aşamada başvurunuz kabul edilirse size daha detaylı bir ikinci aşama başvurusu yapmanız isteniyor. Dolayısıyla sizin ilk aşamadaki geçmiş olmanız demek projeyi aldığınız anlamına gelmiyor. İki aşamayı aynı anda tamamlamanız gerekiyor. Devam edelim. Burada 1003'ün içerisinde özellikle proje teşvik ikramiyesinin, kurum hissesinin ve yurt dışı araştırmacılara ödenecek toplam tutarın hariç bir şekilde bütçenin ne kadar bir kısmının bursiyerlere ait olabileceği, ne kadar bir kısmının makine teçhizat olabileceği çok net bir şekilde belirlenmiştir. Dolayısıyla 1003 çağrısı çıktığında çağrının bütçe detaylarını, ne kadar bir kısmının TÜBİTAK tarafından fonlanacağını okumak son derece önemlidir. Bütçe ve bütçe gerekçesi düzenlerken TÜBİTAK bu yayınlamış olduğu kısmı söylemeniz gerekmektedir. Yani özellikle yansıtmanız gerekmektedir proje formun içerisinde. Yine projenin bütçe kalemleri arasında aktarımlar yapılmaya izin veren bir sistemdedir projenin bütçesi. Proje çıktılarının yaygınlaştırılması ve dağıtılması için, yani tüm yaygınlaştırma faaliyetleri için en fazla 45.000 TL'ye kadar ödenek verildiği proje türlerinden bir tanesidir. Yani öncelikli alanlara uyan bir Ar-Ge fikriniz varsa, küçük ölçekliden başlayarak çok büyük ölçekliye kadar 3 farklı şekilde 2 aşamalı bir başvuruyla 1-3 projelerini takip edebilirsiniz. Desteklenecek bütçe kalemlerini herhangi bir TÜBİTAK projesindeki desteklenen miktarlardan ya da tutarlardan çok büyük farklılıkları yok. Kalemler aynı, tutarların kendi içerisindeki yüzdesel değişimi çağrı kapsamında açıklanmaktadır. Bununla birlikte proje yürütücüsü için PTI'nin limiti 2000 lira olarak belirlenmiştir. Proje yöneticisi için 2500 TL olarak belirlenmiştir. Araştırmacı için 1000 TL aylık, danışman için 1500 TL aylık olarak proje boyunca, proje süresi ne kadar devam edecekse bu kadar süre boyunca ödemeler sabit bir şekilde belirlenmiştir. Bu destek kapsamında aynı anda en fazla bir projede yürütücü ve iki projede araştırmacı olarak yer alabilirsiniz. Yani diğer biraz önce anlattığım TÜBİTAK'taki o üst limitlere göre değil, buranın kendi özel çağrı kapsamındaki limitlerine dikkate almamız gerekiyor yürütücülükte ve araştırmada. En önemli özelliği iki aşamalı başvuru, biraz önce de söyledim. Birinci aşamayı yapıp sonucun açıklanmasını bekleyip, sonuçlar açıklandıktan sonra size ikinci aşamaya çağırırlarsa ikinci aşama formlarını hazırlamanız gerekiyor. Bunun için sürekli TÜBİTAK'ın 1-3 sayfasını takip etmelisiniz arkadaşlar. Çağrı çıktıkça çağrının öncelikleri, ulaşmak istedikleri hedeflerini dikkate alarak ilk aşamanız başarılı olduğunda ikinci aşamaya geçip en son noktaya ulaşabilirsiniz. Diğerlerinden birazcık daha farklı bunun kurgusu. Başvuru tarihleri belirli bir zaman aralığı yok. Çağrı kendine göre bir takvimde çıkıyor. TÜBİTAK içerisinde çağrının açılacağıyla ilgili biz en azından dün yaptığımız araştırmada bir şey bulamadık. Ama sürekli kontrol edilerek çağrıların açılacağına bakabilirsiniz. TÜBİTAK başvuru sihirbazı, üniversitenin proje avcısı, MÜFKOK üzerinden çağrı takiplerini sürdürebilirsiniz.
Bununla birlikte aktif çağrılarla ilgili başvuru almak için Ardebil kent sistemi üzerinden, proje bilgi sistemi üzerinden hangi çağrıların başvuruya açık olacağını yakın takvimde görmeniz de mümkün. Bu yolda tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Evet, bir sonraki proje desteği 1005 Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı. Bu bizim dışarıya olan bağımlılığımızı azaltmaya yönelik her türlü teknolojik fikrin hayata geçirildiği, yerel yönetimin desteklendiği bir ARGE destek programı. Proje süresi en fazla 18 aydır. Burada birazcık daha uygulamalı, deneysel araştırma türlerine, sonucundan ticarileştirilebilecek, ürün yaratabilecek nitelikteki projelere önem verilmektedir. Zaten projenin çıkış noktası da budur. Projenin üst limiti 300 bin TL'dir. Projenin içerisindeki burslar üst sınırları yine aynı 1002'de olduğu gibidir. Bir değişiklik yok. Bunda da 1005'te aynı şey yapılır. Program kapsamında proje teşvik ikramiyesi ödenir 1001'deki gibi. Ama koşullu bir proje teşvik ikramiyesidir. Detayına bakmak gerekecektir. Bugüne kadar Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki kez çağrı alan, dönemsel çağrı alan bir programdı. Ancak başvuruya sürekli açık hale geldi 7/24. Bölgesel kalkınma hedeflerinin sağlanması açısından ülkenin dışa bağımlılığını azaltacak herhangi bir fikri, yeni bir fikri bu proje kapsamında sürekli bir şekilde sunabilirsiniz. 365 bin başvuru yapabilirsiniz. 300 bin TL'ye kadar projenin bütçesini arttırıldığı için proje fonu alabilirsiniz. Bununla birlikte yeni bir ürün, yeni bir süreç, yeni bir yöntem, herhangi bir şekilde ülkenin dışa bağımlılığını azaltacak yeni bir proje fikrinizle bu çağrıya gittiğinizde sonuç olumlu olacaktır. Programa müşteri kuruluş ya da yürütücü kuruluş ortak başvuru yapabilecektir. Yani bir KOBİ var işin içerisinde. Çünkü bir ARGE var. ARGE varsa işin içerisinde mutlaka üniversitenin dışında bu ARGE noktasını destekleyecek olan bir birime ihtiyaç var. TÜBİTAK karşılayacağı bütçe oranını KOBİ için ve işte başvuru yapan kuruluş açısından yüzdelerle vermiştir. Ama unutmuyoruz, bu yüzdesel değişimler, TÜBİTAK karşılayacağı fon miktarları her yıl değişebilmektedir. Biz çağrıya başvuru yapmaya hazırlandığımız tarihte oturup TÜBİTAK sayfasındaki bilgileri tekrar revize edilmiş halleriyle görmek için girmemiz gerekecektir. Yani projeye hazırlanmak kadar, literatür taraması yapmak kadar, konumuzu spesifikleştirmek kadar önemli olan şey TÜBİTAK sayfasında çağrının detaylarını gün gün takip etmektir arkadaşlar. Farklı üniversitelerden araştırmacılar için aynı proje ekibinde yer alabilecekleri bir imkan sağlanmıştır süreçte. Dolayısıyla siz birden fazla üniversitede, birden fazla araştırma kuruluşunda çalışan araştırmacı olarak bir ekip kurarak bu projeye başvurmanız da mümkündür. Sadece kendi üniversitenin bünyesinde düşünmeyin lütfen. Evet, TÜBİTAK proje önerisi başvurusu yapılmadan önce müşteri ve yürütücü kuruluş arasında, yani KOBİ ile başvuru yapacak kuruluş arasında bir işbirliği sözleşmesinin imzalanması gerekir ki bu bizim uluslararası anlamda yaptığımız AB projelerinde de benimsediğimiz bir yöntem, bir iyi niyet mektubu şeklinde bir karşılıklı protokolle yapılacak işin sözleşme altında alınmasını bekliyor TÜBİTAK. Bir de şöyle bir hatırlatma yapalım. Bugüne kadar üniversitemizde aslında 1505 başvurusu çok yok. Ama bu hafta mühendislik fakültesinden bir hocamız üniversite sanayi işbirliği destek programına bir başvuruyla hazırlanıyor. Bunda en önemli nokta şu, sizin mutlaka bir gerçek müşteri bulmanız gerekiyor. Özellikle TÜBİTAK'ın bu başvuru altında sıkça sorulan sorular bölümü altında işaret ettiği nokta şu. Diyelim ki bir müşteri kuruluş var ama müşterinin ortaya çıkardığı ve çözmeye çalıştığı problem gerçek bir problem değil. Yani hazırlanan proje, belirlenen problem aslında sorunu çözmeye yönelik değil, sadece proje almak için hazırlanmış, yaratılmış bir fake bir problem var aslında. TÜBİTAK bu başvuruda buna da çok dikkat ediyor arkadaşlar. O yüzden mesela kimya bölümündesiniz diyelim, bir boyacı şirketle çalışıyorsunuz. Boyacı şirketin çözmeye çalıştığı problem gerçek olmalı ve sizin de sunmaya çalıştığınız çözüm
TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilebilir olmalı. İşte işbirliği protokolünde bunu tanımlıyorsunuz ve ortaya çıkan bilgi ya da model ya da çözüm süreci kesinlikle hem üniversite açısından hem de şirket açısından protokolde net bir şekilde paylaşılmalı. Çıkan ürünün yüzde kaçı şirketin, yüzde kaçı üniversitenin, yüzde kaçı hocanın bunu TÜBİTAK sözleşmede net bir şekilde görmek istiyor. Yani projeyi yapayım, sözleşmeyi sonraya bırakırım gibi bir şey yok. Yani Türk usulü bir başvuru istemiyor. Mutlaka hakların ve payların önceden nitelikli bir şekilde paylaşılmış olması gerekiyor. Şimdi Ceren Hoca'nın anlattığı şey, o 1001'de anlattığımız aslında fikri hakların bölüşüm protokolü. Burada işin içerisinde bir kobi olduğu için, bir müşteri olduğu için doğal olarak bu süreci TÜBİTAK belirlediği askeri koşullarını vermek gerekiyor. Önemli bir aşama. İşletmenin müşterisiyle oturup başta şartlarını ve koşullarını belirlemesi gerekiyor. O yüzden adı sanayi destek programı zaten sadece üniversite araştırmasıyla ilgilenmiyor. Önceliği bu. Kimden başvurabilir? Sektörüne bakılmaksızın aslında Türkiye'de yerleşik bulunan her türlü müşteri kuruluşu olarak da ifade ettiğimiz özel sektör işletmesi, sanayici tarafından başvuru alınması mümkün. Bununla birlikte bu şirketlerin sermaye şirketi bünyesinde bulunması gerekiyor. Hukuki statüsünün sermaye şirketi olması gerekiyor. Bununla birlikte Yükseköğretim Kurumu'na bağlı üniversiteler ve araştırma merkezleri de sürecin içerisinde dahil olabiliyor. Bunlara, tüm bunlara ek, özellikle kamu kurumları içerisinde AG merkezi olarak çalışan kuruluşlar tarafından da başvuru almak mümkün. Yapı bu arkadaşlar, projenin ortaklık yapısı bu. Diğerlerinde olduğu gibi bunda da elektronik bir başvuru süreci var. Ama ATD projelerinde, yani sanayi destekli proje türlerinde 15'li grupta TÜBİTAK'ta PRODIS adını verilen bir proje değerlendirme ve izleme sistemi var. Bu sistem üzerinden işlemi yürütmeniz gerekiyor. Ve bu sistem üzerinden tüm başvuru formlarını yükleyerek başvurunuzu gerçekleştirmeniz gerekiyor PRODIS üzerinden. Bu noktada biraz farklılaşıyor ARGE programlarından. Başvuru sürekli açık. Yılın her günü başvuru yapabilirsiniz. TEİDEM'in özellikle sanayi destekli işbirliği araştırma projeleri bünyesinde yayınlanan TEİDEM çağrıları içerisinden de 1505'i takip etmeniz mümkün. Proje başvurusu PRODIS üzerinden elektronik imza koşulu bunda da bulunmaktadır arkadaşlar. Peki nasıl değerlendirilecek? Şimdi 3 boyut var. Bu işin içerisinde bizim dışa bağımlılığımızı da azaltacak bir nokta bulunduğu için dolayısıyla değerlendirme aslında teknolojik temelini, yenilik temelini, hatta endüstriyel ARGE'nin boyutlarını da içerecek şekilde yapılıyor. Birinci boyut, ARGE'nin içeriği, teknolojinin düzeni, yenilikçi yönü. İkinci boyutta proje planı, kuruluşun altyapısı ve proje için bu altyapının uygun olmadığı, kuruluş bu projeyi gerçekleştirebilecek mi sorusuna cevap veriliyor. Üçüncü boyutta ise proje çıktılarının ekonomik kazanca ya da ulus kalkınmasına etkisini ölçebileceğimiz herhangi bir elimizde somut veri var mı, bunlara bakılıyor. Yani bir patent elde edebileceğimiz bir süreç sizin işinizi kolaylaştıracaktır bu tarz projelerin değerlendirme sürecinde. Özellikle TÜBİTAK, araştırmacıların kafasının karışmaması için, araştırmacı hangi fon bana uygundur sorusunun cevabını daha iyi versin diye TÜBİTAK 1001, 1005 ve 1505'i birbirlerine karşılaştırmıştır. Şimdi 1001 yenilik arayan bir bilimsel araştırma projesi. Herhangi bir yenilik getirici bilimsel bir fikir ortaya koyan çalışmaları içeriyor. 1500-1005 ülkemizin dışa bağımlılığını azaltan, teknolojik olarak bizi destekleyecek ulusal yeni fikirlerin sunulduğu proje türü olur. Burada özellikle biz ülke olarak neyi ithal ediyoruz? İthal ettiğimiz ürünlerin kendimiz üreterek ne kadarlık kısmını karşılayabiliriz, hangilerini en kolay üretebiliriz diye aramaya başlarsak 1005'e daha rahat cevap buluruz. 1505'te ise üniversiteyle sanayinin işbirliğine sağlandığı, yine teknolojik olarak, ARGE olarak ya da endüstriyel tasarım olarak yenilik taşıyan fikirlerin sunulabildiği proje türleridir. O halde ben
normal bir alanda, herhangi bir alanda bilimsel bir araştırma yapmak istiyorsa, bilimsel bir yenilik ortaya koyacaksa 1001'e başvuracağım. Benim üreteceğim proje sonucundaki çıktı ülkenin ithalatını azaltacaksa, ben bir yeni ürün üretip dışa bağımlılığı ortadan kaldıracaksam 1005'e başvuracağım. Benim yanımda çalıştığım bir KOBİ var. İki kişi beraber bir endüstriyel tasarım yapacağız. Bir alana çözüm getireceğiz. Beraber çalışabiliyoruz. O zaman 1505'e gideceğim. Mantık bu arkadaşlar. Bir de bizim yine en az 1-2 hızlı destek kadar çok tavsiye ettiğimiz arkadaşlara, özellikle genç araştırmacı arkadaşlara, 3501 kariyer geliştirme programı var. Programın amacı kariyerine yeni başlayan, doktorasını bitirmiş bilim insanlarının bilimsel fikirlerini hayata geçirebilecekleri bir proje hazırlayıp sunmalarını sağlayan bir programdır. Amaç genç bilim insanını desteklemek. Sürekli açık başvuruya, 365 gün başvuru yapabilirsiniz. Bütçe limiti yükseltilmiştir. Destek miktarı 360 bin TL'ye çıkmıştır. Sürekli açık hale dönüştürülmüştür. Seyahat ödenekleri arttırılmıştır. Genç bilim insanının üreteceği fikri gidip herhangi bir uluslararası konferansta arada sunabilmesine imkan tanıyan bir yapıya dönüştürülmüştür 3501. Eğer hiç proje başvurusu yapmadıysa genç bilim insanı, ilk defa proje başvuracaksa, projeye başvurmayı niyetliyse, doktorasını bitirmediyse 1002'ye, doktorasını bitiren genç arkadaşımızı da 3501'e yönlendiriyoruz biz. Özetle, TÜBİTAK'ın ilk baştaki ARDE çağrıları altında dönemsel olarak başvuru yapabileceğiniz 1001 var. Yılda iki kez. Mart, Ekim. Sürekli bir şekilde başvuru yapabileceğiniz 7-24 gidip başvurunuzu sunabileceğiniz 1002 hızlı destek var. 1005 var, 3501 var. Bir de çağrıya çıkıp önceden çağrının duyurusunu yapanlar, yani 1000 ve 1003 bulunmakta. Siz başlarken hangi fikri, nereye uygun olacağını, hangi fon kaynağına başvurabileceğinizi düşünürken programların açılma sürelerini de çağrı dönemlerini de takip etmeniz aynı anda gerekiyor. Evet, şimdi TÜBİTAK'ın içerisindeki ulusal desteklerin ikinci yönünü BİDEP oluşturuyor. BİDEP ilkokuldan bir başlıyor, doktora sonrasına kadar bilim insanlarına ya da bu konuda araştırma yapmak isteyen insanlara, bilim insanlarına destekler sağlıyor. Biraz önce de söyledim, başlarken konuşmaya. Ben doktorada BİDEP bursu yeriyim. Yaklaşık 3,5 yıl BİDEP'ten doktora bursu aldım. İlk başta doktora bursu kazandığımda, doktoradayken EYRİD araştırma sistemi olduğum için kadrom yoktu doktoraya başladığımda. Sözleşmem bitmişti. İlk önce normal ücretler seviyesinden aldım. Sonra bir kadro bulup çıktıktan sonra yine her ay doktoramı bitirene kadar TÜBİTAK'tan doktora desteği aldım. Bir kere bir de bir içerisine, sistemin içerisine girdiğinizde TÜBİTAK'tan desteklenmeniz, TÜBİTAK'ın sizi bilim insanı olarak görüp sonraki süreçleri takip etmenizi kolaylaşacak. Böyle bir network var. O yüzden arkadaşlar buradan burs almak önemli. Siz hangisindesiniz? Lisans üstündesiniz siz. Yurt içi lisans üstü burs desteklerine bakmamız gerekiyor. Tabii bunların şartları var. Bunların açılma dönemleri var. Bunlar birer detay. Sizin ortalamalarınız, bulunduğunuz alan, alanın öncelikli değerlendirilip değerlendirilmeyeceği gibi sorulara aynı anda karar vermemiz gerekiyor. O yüzden bir de bir lisans üstü burs desteklerini takip edin sevgili arkadaşlar. Nereden izleyeceksiniz? Evidep sayfasından. Hangisinin çağrıya açık olduğunu, hangisinin başvuruya açılacağını, hangilerinin ne şekilde başvuru şartlarıyla çıkacaklarına ilişkin bilgi notlarını buradan görebilmeniz mümkün. Şu an başvurusu açık olan programlar ekranda. Bir inceleyin arkadaşlar, EBİDEP'e girin mutlaka. Size hangisinin uyacağına bir bakın. Kafanıza bir şey takılırsa da, sormak istediğiniz bir şey olursa da bizlere ulaşın. Başvuruya açılacak olan programları vermiş mesela. Şu an öncelikli alanlarda yurt içi doktora bursu açılacak. Benim aldığım 11C, 22-11C. Burada bir öncelikli alan seti belirliyor. O setin içerisinde sizin durumunuza bakıyor. Ve başvuru koşulları içerisindeki en yüksek kriterleri taşıyan arkadaşlara belirlenmiş TÜBİTAK'taki sayı da
doktora bursu veriyor doktora süresince. Evet, uluslararası fon destekleri. Uluslararası fon desteklerine yine TÜBİTAK'tan başlamamız lazım. TÜBİTAK sadece ulusal fon dağıtmıyor, uluslararası fon da dağıtıyor. Bunun ilk kısmı TÜBİTAK ikili işbirliği destekleri, ikili anlaşmalarla ülkeler seviyesinde sağladı. Bir de TÜBİTAK'ın çok taraflı programları, Avrupa Birliği gibi biraz daha birden fazla kuruluşun ve ülkenin yer aldığı entegre sistemler. TÜBİTAK ikili işbirliği desteklerini ancak kendi sayfasından takip edebilirsiniz arkadaşlar. Sürekli başvuruyor açık olanları var, çağrılı dönemlerde başvuruyor çıkanları var. Biz dün itibariyle açık ve kapalı olanlarını belirledik. Çağrı yerine açılacak olanları var. Bunların takiplerini yapabilirsiniz. Ne oluyor? Mesela alayım bir tanesini örnek. Örneğin ben 2502 Bulgaristan Bilimler Akademisi ile ikili işbirliği programı başvurusu yapacağım. Buradan Bulgar Üniversitesi Bulgaristan'dan ARGE niteliğini, araştırma üniversitesi niteliğini taşıyan bir üniversite ikimiz beraber form hazırladık, başvuru formu. Ben hazırladığım aynı proje başvuru formunu Türkiye'ye, TÜBİTAK'a, Bulgaristan'dakiler, örneğin Sofya Üniversitesi'ndeki hoca da gidip bunu BASA, Bulgaristan Bilimler Akademisi'ne sunuyor. İkimizin de değerlendirmesi olumlu olduktan sonra bize bu fonu açıyorlar. Biz de 2019 yılı içerisinde fon alan bir arkadaşımız var biyolojide, Güney Kore'yle. TÜBİTAK Güney Kore ikili işbirliğine proje aldı, Bekir Çöl var. Güney Kore'den bir ortak, buradan bir ortak. İkisi beraber başvuru yaparak süreci sağlıyor. Süreç bu. Devam edelim, bunları kontrol etmeniz gerekiyor. Yine Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı bilgi sistemi var. Orada açık fonlar, açılacak fonların detaylarını görebilirsiniz. İncelemeniz gerekiyor arkadaşlar. Tabii bir de karşı taraftan hangi ülkeden, hangi kimle çalışacağınıza dair de bir fikrinizin olması gerekiyor bunu yapabilmek için. Şimdi TÜBİTAK'ın bir de birden fazla bir aynı anda içerisine alan çok taraflı programları var. Liste uzun ama ben özellikle açık olanları konuşmak istiyorum. Açık olanların ikisi COST. COST aksiyonları diyoruz buna, COST action'lar. Bizde 2019 yılında COST action alan bir hocamız var, Fel Fakültesi'nden. Alabiliyoruz. Ulusal kaynaklarla desteklenmiş araştırma projelerinin Avrupa düzeyinde koordinasyonunu sağlamak için bunu yapıyorsunuz. Ve Avrupa bilim insanlarının ortak çalışmalarını desteklemek için yapıyorsunuz. 35 üyeli ikisi var. TÜBİTAK yürütüyor bizde koordinatörlüğü. Araştırmacı, COST'luk sisteminde araştırmacının kendisine ücret ödenmesi durumu yok. Araştırma Türkiye'de yapılmıştır zaten. Sadece Avrupalı araştırmacıların belirli bir konu üzerinde işbirliği ve deneyim aktarımlarını sağlayacak bir aksiyon açmasına izin verir. Bir action oluşturmasına izin verir. O zaman bir bütçe durumu söz konusu olacaktır. Var olan açık aksiyonlara girebileceğiniz gibi COST içerisinde siz de bir kendiniz aksiyon oluşturabilirsiniz. Evet, buraya geçelim. Bir öncekine, COST'un sayfasından ulaşabilirsiniz. TÜBİTAK'a gidip COST yazıp, TÜBİTAK COST yazıp, TÜBİTAK'ın ilgili bilgilerine ulaşabilirsiniz. Bu şekilde sayfası. En az COST kadar yaygın olan bir de ERANET var. ERANET'in ikinci çağrısı çıkmış. Bu genelde malzeme bilimi ve malzeme mühendisliği alanında çalışan araştırmacılara yönelik bir program türü. Projeler alınmaya başlamış, ön teklifler alınmaya başlamış. Dolayısıyla eğer bu alandaysanız ERANET'le yine TÜBİTAK'ın sayfasından ERANET yazarak çağrı detaylarını, takvimi, çağrı ile ilgili kılavuzları indirebilirsiniz. Bir de firma var. Geçen sene biz de buna başvurmuştuk Ceren Hoca'yla, bir arkadaşımızla beraber çıkmamıştı. Olumsuz sonuç aldık. Bu sene revize edip tekrar başvuracağız. Bu da 2018 yılında başladı. 10 yıl boyunca bize destek verecek bir uluslararası program. Ülkeleri görüyorsunuz. Bu ülkelerden yanınıza 10 partner alıp, 12 partner alıp bir projeye başvurusu çıkarabiliyorsunuz. Yaklaşık 3 milyon TL'lik değer, 3 milyon euro'luk bir proje başvurusu yaptık biz, 11 ülke. Çok da güzeldi. Herkese projesi çok iyi geldi de çok güzel.
güzel. Bizimkisi de çok güzeldi. Ama bizimkisi gerçekten güzeldi. Bütün araştırmacının şeyidir bizim o gelen. Bizimkisi gerçekten güzeldi ama olmadı. Bir daha vereceğiz. Küsmek yok, primaya. Yani devam edeceğiz. Olması kadar olmaması da normal ve olağan. O yüzden hani Tuba Hoca ilk slide'da bunu söyledi. İnanmak lazım arkadaşlar. Etrafınızda sizi yıldıran, ya yine mi proje yazıyorsunuz, çıkmıyor işte bir türlü bıkmadınız diyen bir sürü insan olabilir ki biz bunu gerçekten geçen sene değil ondan önceki seneye kadar çok yoğun yaşadık. Hani bölümünün çok çalışkan öğrencileri olur ya, biz de herhalde kendi bölümümüzün çok çalışkan öğrencileriyiz. Yani çıkmaması çözüm değil, seneye bir daha vereceğiz demek istiyor. Egemen hazır olmak. Biz 6 tane Avrupa Birliği projesi yönetiyoruz şimdi. O yüzden inanın ve lütfen yazın ve yazmaktan vazgeçmeyin. Evet. Ve hocalarınız da bu şekilde herhalde biraz... En iyi asistan arkadaşlar hocasını çalıştıran asistanmış. En iyi yüksek lisans öğrencisi hocasını çalıştıran öğrencimiş. Ben bunu söylüyorum. Hocanızı çalıştırın. Tabii çok çalıştırmayın yani arada. İşimiz de çok. Onu da düşünün. Evet, devam edelim. Firma destekleri 3 başlıkta çıkıyor temadan. Dikkat ederseniz konular spesifik. Firmanın ortak çalışma grubu konuları belirliyor. Su yönetimi, tarım sistemleri, tarım gıda zinciri üzerinde duruyor. 2020'nin çağrıları henüz açıklanmadı. Ama muhtemelen Şubat-Mart gibi çıkacaktır diye tahmin ediyoruz. Evet, yine bizim en çok sevdiğimiz Avrupa Birliği, Horizon 2020, bizim en çok başvuru yaptığımız, yani kişisel olarak en çok başvuru yaptığımız çağrılar bunlar. Şimdi 6. çerçeve vardı, 7. çerçeve vardı, bitti. Şimdiki yeni adı Horizon 2020. Biz bunu Ufuk 2020 diye çevirdik. TÜBİTAK'ta Ufuk 2020 olarak bunun ulusal koordinatörlüğünü yürütüyor. Ne var burada? Endüstriyel liderlik, bilimsel mükemmeliği, toplumsal sorunlara çözümler bulma başlıkları altında tüm üniversitelerin, MKOBİ'lerin, araştırma kurumlarının başvuru yapabilecek de çağrılar yayınlanıyor. TÜBİTAK tarafından Ufuk 2020 programı altında bu çağrıların detaylarını bulmanız mümkün. Başvuru açılacak çağrıları, şu an aktif olanlarını, kapanmış olanlarını bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde. Bunun içerisinde biraz gezinmeniz gerekecek ama birazdan anlatacağım, kısa bir yol göstereceğim. O yolu deneyerek biraz daha rahat ulaşabilirsiniz. Horizon 2020 programı içerisinde alanlar belirlenmiş. Bunların içerisinde başlıklarla çağrıya çıkıyorlar. Yani yakınından geçiyorlar ya da doğrudan bu konulara atıflar veriyorlar. Sosyal medya arkadaşlar şöyle düşünmesin. Ya ben bunların hiçbirisine doğrudan uymuyorum, ne yapacağım? İnternet sitesinden çalışmalarla kendinizi bu önceliklerin içerisinde yer bulabilirsiniz. Bunu unutmuyoruz. Katılımcı sayısı en az AB ilgisi 3 farklı ülkede olması gerekiyor. Burada koşul bu. Bir ortaklık yapısı kuracaksınız. Ve AB ilgisi olan 28 devlet. Bununla birlikte asosiye ülke dediğimiz bizim Türkiye gibi aşamada bulunan ülkeler bu ortaklık yapısının içerisine girebiliyor. Örneğin ben Türkiye'den proje veriyorum. Bir tane Almanya'dan, bir tane Fransa'dan, bir tane de Malta'dan ortak alıyorum. Kendimle beraber 4 kişiyiz. En az 3'ü sağlıyorum, ortaklık yapımı kuruyorum, başvurabiliyorum. Olay bu. Proje önerisi sunma, ilk önce çağrıya bakacağız. Çağrının spesifikleştirdiği noktada bir partnership oluşturacağız. Yani bir ortaklık yapısı kuracağız. Ortaklık yapısını kurduktan sonra proje önerisini hazırlayacağız. Çağrı'nın bize sunduğu gayetleri iyi takip edeceğiz. Arkasından projeler öncesini uygulamaya başlamadan önce bir iş finansal durumu gözden geçireceğiz. Bütçe ve bütçe gerekliliklerine bakacağız. Çünkü Avrupa Birliği'nin standartları var bütçe noktasında. Bunları uygulayacağız. Arkasından proje önerisini sunacağız. Sonra bir 8-9 ay bekleyeceğiz arkadaşlar. Unutacağız. Sonra pat diye açıklanacak. İnşallah iyi olur diye. Devam edelim. Bizim resmi sayfamız, Türkçe sayfamız Ufuk 2020 yazarak bulabilirsiniz. TÜBİTAK yürütüyor. Bakın çağrılar, destekler, hangileri ne zaman açılacak soruların cevapları var burada. Bu da kendi sayfası, Horizon 2020'nin Avrupa Birliği Komisyonu'ndaki sayfası. Şurada çok iyi çıkmamış ama altını kırmızı çizdiğimiz yerde How to get funding diye bir şey var. Nereden bulabilirim fonları, nasıl edinebilirim?
bilirim fon kaynakları bilgisini. Oraya tıklıyoruz. O kısma. Karşımıza bir participant portal çıkıyor. Buraya bir katılımcı kaydı yapacağız. Katılımcı kaydın alanlarını açıklıyor bir sonrakinde. İşte size bir çağrı bulunduruyor. Çağrıya bir partner bulunduruyor. Bir manuel hesap açtırıyor. Kendi örgütünüzün, kuruluşunuzun neyse işte bizim Bunlar Üniversitesi onun girişini yaptırıyor. Arkasından da sizin proposal'ınızı, draft metninizi, hazırladığınız proje formunu yüklemenizi sağlıyor. Sistem hepsinde aynı. Özellikle fond opportunities kısmı var. Fond fırsatları, şu an yakalayabileceğiniz açık çağrıların listelendiği, yeni gelecek olanların listelendiği bir kısım. Buraya bakabilirsiniz. Yine size Horizon 2020 aslında online bir manuel guide sunuyor. Yani çağrıyı bulmanızdan tutun da çağrıyı kendinize uygun olup olmadığınızı nasıl değerlendirebileceğiniz, çağrı size uygunsa sonraki adımlarda nasıl bir proje geliştirebileceğinizi tek tek sistemin içerisinde size anlatıyor. Partner bulamazsanız participant portaldan size partner arattırıyor. İşte var olan partner arayanların içerisinde başvuru yapıp ortak olmanızı sağlıyor. Yani sistem aslında online size bütün imkanları sunuyor. Sadece sizin girip araştırmacı olarak bir proje vermeniz gerekiyor. Buradaki adımlar da bunlar. İçine girerseniz görebilirsiniz. İPA var. Ek mali yardım aracı. Ülkemizdeki önemli proje desteklerinden bir tanesi bu. Özellikle AB'ye üyem olma noktasında ülke ihtiyaçlarını o AB müktesebatına uyum diyoruz ya, bu sağlamak için verilen fonlar bunlar. Bunlar her gün bakanlıklar seviyesinde temel olarak çağrıya çıkıyor. Bir ilerleyelim. İPA çağrıları ve İPA çağrılarının detayları var sunumda. Kurumsal kapasite, işte bölgesel kalkınma, o anki rekabetçi sektörleri destekleme, kalkınma hedeflerine uygun, uyum sürecine uygun çağrıya çıkıyor. Muğla'da henüz İPA projesi hiç alınmadı. Bodrum Belediyesi'yle biz bu sene verdik bir tane ortak Muğla Üniversitesi olarak. Şimdi çağrının sonuçlanmasını, yani projenin sonuçlanmasını bekliyoruz. Değerlendirme aşamasından. Yine bizim çok sevdiğimiz Avrupa Birliği Erasmus Plus'lar var. Yeni adı. Burada da özellikle fonları nereden bulurum, güncel hibeler nelerdir başlıklarıyla fonlara erişim sağlayabilirsiniz. ab.gov.tr'den. Erasmus Plus programının içerisinde değişik dediğimiz KABİ grubu, işte gençlik ve eğitim, özellikle eğitim alanını destekleyen K2 grubu, spor destekleri, bir de politika geliştirmeyi içeren K3 grubu çağrılarını bulabilirsiniz. Çağrıları sayfayı açalım birazcık. Ulusal Ajans'ın sayfasından görmeniz mümkün. Yok, Ulusal Ajans'ın sayfasından. Ulusal Ajansların, Avrupa Birliği Ulusal Ajansları Yürütme Ajansı diye ifade ettikleri ortak sayfası bu. Bunun üzerinden ülkeye girerek yetkili ulusal ajanslara ulaşabilirsiniz. Bizimkisi de Türkiye Ulusal Ajansı. Bütün çağrıları buradan duyuyorlar. Türkiye menşeli proje sonuçlarını buradan duyuyorlar. Proje formları ve proje kılavuzları ile ilgili bilgileri buradan yayınlıyorlar. Dolayısıyla buraya bakabilirsiniz. Unutmuyoruz. Eğitim alanından, gençlik alanından, spor alanından çağrılara başvurabilirsiniz. Bir de mobility dediğimiz sadece değişimi içeren değişim çağrılarına da buradan başvurabiliyorsunuz. Teknik çağrıları kısmını takip edebilirsiniz. Her yeri rehberi yayınlanıyor. Evet, bitti. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Son kısmı bayağı bir özet geçtik. Soru var mı? Şu proje yapmak isteyenleri bir göreyim. Proje yapmak için hocasıyla konuşacak olanları bir göreyim. Tamam, bence gayet başarılı. Evet, görüşürüz arkadaşlar. Bekleriz her zaman. Ders almanız gerekmiyor. Burayı sorabilirsiniz. Hepinize başarılar.